Biz toplu alanlarda yaşıyoruz, yani apartmanlarda ya da sitelerde çoğunluklu olarak. Peki buralarda bir koronavirüs pozitif olursa, eğer buna rastlanırsa acaba ne yapılmalı? Ne gibi önlemler alınmalı? CNN Türk muhabiri Sema Akbulut'un yanında konu hakkında uzman bir konu var. Hemen sözü Sema, sana ve konuğuna bırakıyorum. Buket Güler, tabii ki de COVID için öncesinde ve sonrasında da önlemler alınması gerekiyor. Peki nasıl önlemler alınacak? İşte biz bunları Suat Sandalcı'dan dinleyeceğiz. Kendisi Küresel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim, ben sözü size bırakıyorum. Öncesinde ve sonrasında nasıl önlemler alacağız? Efendim, tüm ülkemize öncelikle selamlarımızı iletiriz. Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri Kentsel Tesis Yönetim Derneği çatısı altında Türkiye'de 7 bölgede hizmet vermektedir. Bu doğrultuda kat maliklerimize eş zamanlı hizmetler entegre tesis yönetim firmaları tarafından iletilmektedir. Tabii COVID-19 vakası çok da öngöremediğimiz bir hadiseydi. Dünya çapında bu virüs gündeme geldikten sonra bizler de tesis yöneticileri olarak bazı önlemler aldık. Tabii bu önlemler bünyesinde bizler tesislerimizde temizlik hizmetlerimizi, dezenfekte hizmetlerimizi, güvenlik hizmetlerimizi, teknik personel hizmetlerimizi ve en önemlilerinden birisi de iş sağlığı ve güvenlik hizmetlerimizi eş zamanlı olarak tüm konutlara, apartmanlara, sitelere ulaştırdık. Peki bu ölçüde ne kadar başarılı olduk? Neler yapılmak gerekiyor? Aslında direkt onlara da geçersek o detaylar çok önemli. Tabii. Birçok şu anda binada yaşayanlar bizleri dinliyor. Nasıl önlemler alınacak efendim? Genelgemiz yayınlandıktan sonra bakanlık tarafından kat maliklerimiz doğal olarak evlerinde yaşam sürdüler. Bu süreçte de temizlik personelleri hijyen aşamasında projelerimize müdahale ettiler. Ve bu doğrultuda sağduyulu kat maliklerimizin davranması lazım. Büyük bir sabırla doğal olarak bu hizmetler giderken hızlı bir şekilde 65 yaş üstü kat maliklerinin tespitinin yapılıp bu hizmetleri sağlığımız açısından dezenfekte yapmamız lazım. Asansörlerin bakımları, temizliği, yine blok girişlerimiz, nizami girişlerimizin temizliği, bunlar bu süreli entegre tesis yönetim firmaları tarafından kat maliklerine uygulanmaktadır. Doğru bir yaşam alanının sağlanması için temizlik, peyzaj hizmetlerinin de bu genelgede, ek genelgede yayınlanmasını istiyoruz. Mücbir sebep kapsamının içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim bu bilgileriniz için. Suat Bey'in de söylediği gibi alınan önlemlerin başında tabii ki de yaşadığınız alanda yaşlıların, kronik rahatsızlıkları olanların bilinmesi gerekiyor. Herhangi bir COVID vakası çıktığında, çünkü ilk olarak onlar da teşhis edilmeli, bilinmeli ve tabii ki de temizlik, hijyen en önemli noktalardan biri diyerek bu noktadan sözü size bırakalım.